Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Uyumlama sırasında hissedilenleri anlatacağım. Bunlara devam edeceğim. Bunların öncesi de var. Öncesinde bir şey söylemek istiyorum videoya geçmeden önce. Bana binlerce mesaj geliyor uyumlamalarla ilgili sorular, insanların değişik sorunları. Herkes bir şey anlatıyor. Binlerce mail geliyor. Messenger'dan olsun, Gmail'den olsun. Gmail'e daha çok bakıyorum. Bana ulaşmak istersen her zaman yazar özlemtunalı@gmail adresinden ulaşabilirsin. Yalnız binlerce mesajın, mailin her birine tek tek yanıt veriyor muyum? Vermiyorum. Bu kaygıdan bir 6 ay önce arındırdım kendimi. Çünkü hepsine yanıt veremiyorum. Çünkü çok mail geliyor. Buna böyle bir zamanım yok. Hangi maillere yanıt veriyorum? Yanıt verilmesi gerektiğini hissettiklerime, mantıklı olduğunu hissettiğimi, yardım edilmesi gerektiğini hissettiklerime yanıt veriyorum. Destan gibi yazanlara yanıt veremiyorum. Çünkü bazen okuyamıyorum da o kadar. Hani sayfalar dolusu yazmış olanlar oluyor. Hani hayat hikayesini orada anlatmış olanlar oluyor. Gerçekten benim zamanımın sonsuz olduğunu düşünenler oluyor. Gerçekten öyle. Yani sayfalar dolusu yazanlar var, biliyor musun? Gerçekten var. Şaşarsın yani. Sadece bu gelen mailler hakkında o kadar çok konuşabilirim ki. İnsanlar çok fazla zamanın olduğunu düşünüyor. Ya da böyle dördüncü bir kez mesaj yazıyorum. Bana hala yanıt vermediniz hocam falan diyorlar. Ya da gün içinde 4 kere mesaj yazdım. Aynı günde 10 kez mesaj yazdım. Yanıt dönmediniz hocam. Bilgisayar başında mı yaşıyorum ben? Normal bir hayatım var. Yani aynı gün içinde de dönemem. Bir 10 gün içinde dönebilirim. Evet, doğru, ama aynı ilk gün içinde dönemem. Normal bir hayatım var. Çocuğum var ilgilenmem gereken. Bir de bilgisayar başına yaşamıyorum. Seanslarım, öğrencilerin, şifalar. Sadece bilgisayar başında maillere bakarsam ne olur? O zaman şifaları yapamam. Diğer insanlara yardım edemem. Değil mi? O yüzden demek ki bir tarama sistemi yapıp bir kısmına yanıt vermem gerekiyor. Ne yapacağız? Kısa yazacağız, öz yazacağız. Ne istediğimizi hemen belli edeceğiz. Böyle bir şey söyleyeyim. Yani herkese maille dönebiliyor muyum? Hayır, dönemiyorum. Çünkü sonsuz bir zamanım yok. Günde 24 saat. Bu parantez içindeki küçük dipnotu verdikten sonra asıl anlatmak istediğim konuya geçeyim. Uyumlama sırasında hissedilenlere devam ediyorum. Güzel dostlarım. Takip eden güzel dostlarım. Çok güzel bir topluluk olduk burada. Spiritüel bir topluluk. Buna inanıyorum. Burada YouTube'da sorduğunuz sorulara daha çok değer veriyorum. Çünkü maille bir kişiye yanıt veriyorum. O kişi yararlanıyor. Ama YouTube'da daha çok insan yararlandığı için buradakileri, sorduğun soruları mantıklı olduğu zaman yanıtlamaya daha çok, Gmail'den daha çok yanıt vermeye çalışıyorum. Onu söyleyeyim. Şöyle bir şey gelmiş. Hemen soru gelmiş. Hemen söyleyeyim, yanıtlayayım. Özlem hocam, aşk reaksi uyumlaması sırasında şiddetli baş dönmesi yaşadım. Kendi etrafımda döner gibi sallantı oldu ve bunun ardından kafamın arkasında sanki atan bir kalp vardı. Uyumlama bittikten sonra ise çok öfkeli olduğum insana karşı nötr olduğumu hissettim. Temizlendi kalbim sanki. Sağ tarafımda ise ağrı oldu. Yorumlar mısınız sevgili hocam, rica etsem derim demiş. Yorumlarım. Burada YouTube'da yorumlayayım, daha çok insan yararlansın, değil mi? Orada Messenger'dan yazsam ya da Gmail'den yazsam sadece o insan yararlanacak. Burada yorumluyorum ki siz de yararlanın diye. İyi bir şey bence. Buraya sorularımızı yazarsak daha iyi olur o bakımdan. Herkes yararlanır. Uyumlama sırasında kişi kaşınır. Kimi hafif acı hisseder. Kimi batma hisseder. Ama bunlar küçük küçük şeyler. Çok batma falan filan değil böyle. Kiminde hafif sıcaklık olur. Kiminde buz gibi bir his olur. Sende de baş dönmesi hissetmişsin sende. Kendi etrafımda döner gibi sallantı oldu demişsin. Benim yorumum ise kendi ağrımız zaten döner. Sürekli döner. Biz bunu hissetmeyiz normalde. Uyumlama sırasında ağrımız daha hareketli dönmeye başlar. Bunu hissettiğini düşünüyorum. Senin hissettiğini düşünüyorum. Bundan dolayı başının döndüğünü düşünüyorum. Ben sana bambaşka bir tavsiye vereceğim. Nefes meditasyonu. Senin algın kolay açılacak gibi görünüyor. Oradan buraya nereden geldim? Niye bunu söylüyorum? Çünkü çok insan bunu yıllar yıllar sonra, uzun çalışmalar sonra hisseder. Bu anlatılan olayı. Hani aslında buradaki kişi
aurasının döndüğünü hissetmiş. Örneğin meditasyon yaparken şöyle bir an olur. Kanepede yatıyorum mesela. Kanepeyle birlikte böyle döndüğümü hissediyorum ama hani dünyanın ekseninin döndüğü gibi, çapraz bir dönme gibi. Ve hatta başım aşağıya doğru gelecek gibi, ayaklarım yukarıya doğru kalkıyormuş gibi olur. Tamam mı? Ben bir süre sonra anladım ki auramız bizim o şekilde dönüyor. Ve ben meditasyon yaparken ya da çeşitli bu tür çalışmalarda bunu hissediyorum. Daha bu uyumlamayı aktif çalışırken bunu hissettiysen, hele ki aşk reikisi gibi bir, yani normal bir uyumlamayı, hafif bir uyumlamayı sırasında hissettiysen, senin algın zaten açık. Alır yürürsün sen. Alır yürürsün yani. Acayip ilerlersin. Demek ki spiritüel kabın geniş. Bununla, çünkü aşk reikisiyle alakalı değil. Aşk reikisi sırasında bunları hissetmen senin yine spiritüel kabının büyük olduğunu gösterir. Kendini geliştirirsen diğer konularda da hızlı ilerleyebilirsin. Öfkeli olduğun insanlara karşı bir şey hissetmemen, aşk reikisinin insanın kalbine şifa yapmasından kaynaklanıyor. Uyumlama sırasında senin kalbinin aşk reikisi tarafından şifalanmış olduğunu gösteriyor. Hani sadece aşk sağlamıyor bu aşk reikisi. Buna sadece iyi gelmiyor. Bununla birlikte kişinin kalbini de şifalandıran, rahatlatan, kalbine huzur veren bir enerji. Yani kalbini de şifalandırıyor. Kişinin kalbini şifalandırıyor. Tamam mı? İnsan aşk reikisine uyumlandıktan sonra olsun ya da sonrasında aktif çalışınca sevgi baloncuğu şeklinde sevimli bir hal alıyor. Bu çok tatlı bir şey. Ruhu bir nevi parça rahatlıyor, bir nevi güzel bir şey bu. Bu da güzel. Daha ne olsun? Sağ taraftaki ağrıyı yorumlayayım. Sağ taraftaki ağrı, hep güçlü olmaya çalışmışsın. Sağ almak, sol vermek. Kendinin alma tarafını baskılamışsın. Ben iyiyim, gerek yok demişsin. Tamam mı? Ben hallederim demişsin. İşte alma verme dengeni bizim gösterdiğimiz tutumlar etkiliyor. Bazen sevgiyi kabul etmek lazım. Bazen hediyeyi ya da başka bir şeyi kabul etmek lazım. Bunlar hep bizi etkiliyor. Sağ tarafta senin acı çekmen, buradaki sağ ve sol dengede uyumsuzluk var demek. Tamam mı? Demek ki sen kalbine şifa yaptın. Ay, ne kadar güzel, ne kadar bunları dengelemiş ve ne kadar çok şeye şifa yapmış. Harika yani, harika. Sadece bu kadar şeyi aşk reiksinde kazanmış olman, çok hızlı ilerlersin. Yani bir de güzel bir tavsiyede bulunayım. Bilinçaltı, Andromeda bilinçaltı temizlik güçlendirmesi ya da Sirius psikik algı uyumlamasını tavsiye ediyorum bununla birlikte. Alma verme dengesi nedeniyle kalbinin kapattığın durumlar olmuş. İşte bunlar da şifalanmış. Çünkü bunlar sağ tarafta hissedilir. Sevgiler sunuyorum. Başka bir soruya geçiyorum sevgili takipçilerim. YouTube'da böyle diyorlar ya, ben de öyle diyeyim. Yani bir arada espri yapıyorum. Devam ediyorum. Özlem hocam, Sirius karma iptal uyumlamasına çalışıp uyudum dün. Rüyamda albüm, defter gibi bir şey gösterler. Kişileri sildikçe kaderim değişiyor. Aa, ne kadar da enteresan. Burayı tekrar etmek istiyorum. Çok ilginç bir şey çünkü. Sirius karma iptal uyumlamasına çalışmış. Aktif çalışmış. Ve rüya görmüş. Rüyasında albüm, defter gibi bir şey göstermişler. Kişileri sildikçe kaderi değişiyormuş. Çok acayip. Karar vermem isteniyor. Tanımadığım insanlar var. Kimi ekleyip çıkaracağıma ben karar veriyorum. Hep iyileri ya da kötüleri seçemiyorum. Birkaç istemediğimi çıkardığım tam oldu diyorum. Albümdeki en kıymetli insan da siliniyor karışık olarak. Ama kimi çıkarırsam ne değişir onu bilmiyorum. Ben söylüyorum, onlar ekleyip çıkarıyorlar. Hoponopono yapıyorum her an. Karmalarım çözülüyor. Diğer yaşamlardaki sanat ile ilgili yeteneklerimin tekrar canlanmasını istedim. Sanatçı halimi gördüm her bir yaşantımda. Değişik konular uyanmak istemiyorum bazen. Vay ki vay diyeyim. Ne kadar güzel. Bu bir rüya değil. Rüya değil yani. Süper ötesi. Süper ötesi. Senin rüyalarının bazıları rüya değil. Sen öte alemi rüyalarını görme şevkine
şevkine ulaşanlardansın. Kendi farkındalığın çoğaldığında kendinin de ne kadar değerli olduğunu anlayacak ve kendine çok daha zaman ayıracaksın. Kendimizin farkında olduğunda gereksiz ve verdiğimiz sözler, evetler bizi yormamaya başlar. Kendi hayatımızı ve kendi kararlarımızla yaşamaya başlarız. Kaderimizi temizlediğimiz zamanlar vardır. Demek ki sen de eşiklerden geçiyorsun. İnsanları temizlemek, karma temizlemek, dert temizlemişsin, sınav temizlemişsin. Buna dair bu. Affetmişsin. Ve affet, affet, affet. İçindeki çocuğu affet. Yaptıklarını, yapmadıklarını, yapmayacak olduklarını, yapamayacak olduklarını affet. İnsanların senin için yapamayacak olduğu şeylerden dolayı onları da affet. Çok önemli bir şey söyledim. Bu not al. O kızdığın insanlar var ya, ama bir şey yapamıyorlar. Yaptığıyla yapmadığıyla ne kadarsa hepsini affet. Vallahi slogan gibi söyledim. Ama doğru mu söyledim? Yaşamadığımız hayatı affedin. Yaşayamadığın hayatı affet. Hep bir hayal var. Yaşamayı düşlediğimiz. O hayatı da affet. Kızdığın insanlar var. Onları da affet. Affet ki seni affetmeyenler de seni affetsin. Su serpilecek ruhuna. Eğer her şeyi affedebilirsek. Allah kabul etsin inşallah. Vallahi kimin derman olur bu dediğim bilinmez. Dedirtmişlerse şayet şu an bana. Demek ki birinin derman olması vakti gelmiştir. Senin rüyaların da ya da duru göründe bunları anlatıyor. Sen rüya görmüyorsun. Rüya şeklinde karma temizlemişsin. Zaten Sirius karma iptal oynaması da karmalarının temizlenmesi içindir. Algın açık ki bunu görmüşsün. Bir soruya daha geçeyim. Hocam, dünkü yaptığınız Şambal'la bir uyumlamasında başladığınız an mağara gördüm. Girişinde yeşil yüzlü bir kişi vardı. Başıyla selamladı. Tüm vücudumda gıdıklanma, kaşınma gibi tatlı bir enerji hissi başladı. Özellikle el ve ayaklarım ateşlendi. Avuç içlerinde çay tabağı kadar yeşil bir daire dönüyordu. El çakram kocaman olmuştu. Kesintisiz 9 saat uyumuşum. Çok huzurluydum. Benimle aynı odada olan eşim de enerjiden etkilenmiş, hiç kıpırdamadan yatmış. Teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, sevgiler demiş. Teşekkür ederim. İyi ki siz de varsınız. Yanıt vereyim. Bedeninde enerji akışını harika, çok güzel hissediyoruz. Kimi kişiler gıdıklanma şeklinde alıyor enerjiyi. Şifaya ihtiyacınız varmış. Bu belli. Belki yorgun gününde olabilirsin. Ondan da olabilir. Ateş hissetmek bedende şifaya ihtiyaç duyan bir yer olduğunun belirtisi. Avuç içlerinden enerji alıyorsun. Sen şifacı olduğun için el çakraları muazzam çalışıyor zaten. Giderek de enerjin artıyor. Duru göründe açılır. Ne mutlu size. Uyuduğumuz odada o sırada bulunanlar elbette uyumlamamızdan etkilenir. Uyumlamanın şifasından da etkilenir. Diyelim eşimiz uyumlanmadı. Elbette siz uyumlandınız. O sırada o da şifadan etkilenir. Aslında bu anlamda ya aynı odada çocuğumuzun olması çok iyi. Ya da eşimizin. O insanlar da uyumlamanın şifasına yararlanır. O sırada uyumlamayı o da kanal olup inisiye olmuyor. O da uyumlanma olmuyor yani. Ama belli bir uyumlamadan şifa akıyor ya. O şifadan yararlanmış. O güzel. Şimdi bu şekilde düşünmek lazım. Şamballa'nın çok tatlı, rahatlatıcı, kalbe iyi gelen, ruhu dinlendiren bir şifası vardır. Hele bunun 4. seviyesinde daha çok rahatlayacak ve hissedeceksin. Benim o kadar uyumlamam için de en çok kullandığım sistemlerden biridir Şamballa. Bir de Lightaran. İkisi benim favorim. Her zaman dilimdedir. Her hastalığı, her duruma iyi gelir. Hızlı etki gösterir. Çok seveceksin. Devamlı rahatlamış olduğun için güzel uyumuşsun. Şifa olsun. Sevgiler. Bir tane daha okuyayım. Ondan sonra bitireyim. Ya da 14 dakika olmuş. Bunu bitireyim. Sonra devam ederiz. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en iyi versiyonunda ve en sağlıklı versiyonunda yaşamanı niyet ediyorum. Ve frekansının yüksek olmasını diliyorum. Sevgiler.